Merhabalar değerli izleyenler. Yeni bir günün röportajıyla sizlerle birlikteyiz. Günün röportajı yeni ve yılın son günün röportajı olacak. Bugün de bizlerle Kaptan Altay Bayındır birlikte. Altay, antrenmanın hemen ardından yılın son röportajını yapmak için bir aradayız. Öncelikle nasılsın? Bir yılı geride bırakıp yeni bir yıla merhaba demeye az bir zaman kaldı. Neler hissediyorsun? Vallahi abicim geçmiş yıllarımız, geride bıraktığımız yıllarımızdan çok daha güzellerini, çok daha iyilerini gelecek yıl ve ondan sonraki yıllarda hep birlikte yaşarız inşallah. Bir yıl daha geride bırakıyoruz. İyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla birçok şey yaşandı. Olumlu, olumsuz. Olumlulardan aldığımız enerjiyle pozitif düşünerek her zaman bundan sonraki yıllarda da güzel, sağlıklı, ki en önemlisi sağlık. Sağlıklı, güzel bir mentaliteyle inşallah geçireceğimiz nice mutlu yılların önümüzdeki yıl başlangıcı olur. Evet, her yıl, her yeni bir yıl, yeni umutlar, yeni hedefler ve özellikle Fenerbahçe'miz için yeni başarıların hedefe koyulduğu yıllar olur. Senin yeni yılla ilgili beklentin ne? Hemen bunu da sorayım. Vallahi bunun cevabı belli. Evet. Yıllardır mücadele ediyoruz. Uzun süredir de hasret duyduğumuz bir durum söz konusu. İnşallah bu sene bütün emeklerimizin, bütün mücadelemizin, sahada gözüken, sahada gözükmeyen, Samandıra'da çalışan, gecesi gündüzü olmayıp takım için, bizim başarılı ve iyi olmamız için mücadele eden herkesin meyvesini aldığı, güzel sonlandığı bir sezon olur inşallah. Benim yeni yılla ilgili şu andaki tek beklentim bu. Evet, temennilerimiz, dileklerimiz gerçekten bu yönde. Umarız sizlerin sahada başarılı olduğu, taraftarlarımızın tribünde mutlu olduğu ve sezon olarak baktığımızda da sonunda şampiyonluk yaşadığımız bir 2023 yılı hepimizi bekliyor olur. Bunun için eminim ki sizler zaten var gücünüzle sahada mücadelenizi ortaya koyuyorsunuz. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek. Tabii devam eden bir sezon da var. Biraz sezonu konuşalım. Şu ana kadar ortaya koyduğumuz performans, bundan sonrası için neler düşünüyorsun, bunu da soracağım sana. Bu sezon daha önce de konuşmuştuk. Farklı bir sezon aslında. Ligin başlangıcı, Dünya Kupası maçları nedeniyle lige verilen ara ve ardından devam eden süreç. Şu ana kadar olan bölümü nasıl değerlendirirsin? Yani çok güzel bir birliktelik oluştu. Özellikle bu sene benim 4. yılım. Ama bu sene daha farklı bir hava var. Daha iyi bir hava var pozitif anlamda. Herkes neşeli. Herkes ne zaman güleceğini, ne zaman ciddi olacağını çok iyi ayırt edebiliyor. İyi bir hocamız var. Çok iyi bir hocamız var. Çok iyi bir teknik kadro var. Dolayısıyla onlar da bize çok şey katıyor saha içinde. Bizler de bunları sahaya yansıttığımız zaman güzel sonuçlar alıyoruz. Fakat bu futbol oyunu, bazen bazı şeyler istediğin gibi de gitmiyor. Ama kazandığımız zaman, güzel bir gidişat olduğu zaman mutluyuz ve bunun devam etmesi için hepimiz mücadele veriyoruz. Dediğim gibi yani önemli olan her maçı final niteliğinde, her maçın önemini, ciddiyetini bilir bir şekilde, antrenmanlarda da aynı şekilde. Mücadeleye devam edeceğiz bizler futbolcular olarak. Sezon sonu da sakatlıksız, rahatsızlık kimsenin yaşamadığı iyi bir sezon olur. Bu çalışmaları, bu emeklerin karşılığını, meyvesini inşallah güzel bir sonuçla sezon sonunda alırız. Daha önümüzde de birçok maç var, birçok maç oynayacağız. Keza birçok maçta oynayarak buraya geldik. Dediğin gibi bir Dünya Kupası arası oldu. Fakat ondan öncesinde de çok yoğun bir trafiğimiz vardı. En erken biz başladık lige. Avrupa maçlarımız, sürekli yolculuklarımız ister istemez biraz yorgunluklar da üst üste binmişti. Biraz bize de iyi gelmiş oldu aslında Dünya Kupası. Dinlenme ama yine çalışmalarımıza devam ettik burada da sabah akşam. Yani bu güzel gidişat inşallah devam eder. Bizler sonuna kadar mücadele edeceğiz pozitif anlamda. 100. yılda da en çok bize yakışır şampiyonluk. Taraftarlarımızla iç içe her daim onların da bizi desteklediği geçireceğimiz güzel zamanlar olur inşallah. Evet inşallah. Sana soracağım sorular var ama tabii sen konuşurken de yine böyle o cümlelerin arasından çıkan sorular var. Bunları da hemen sana sormak istiyorum. Tabii takım abi. İçerisindeki güzel uyumu, arkadaşlığı, ortamı söyledin. Tabii bu oluşturulurken bu noktada teknik direktör Jorge Jesus'un da payı nedir onu sormak istiyorum sana.
Yani sen bir kaptan olarak en çok hocayla diyalog halinde olan, takım arkadaşlarıyla en çok diyalog halinde olan bir isim olarak neler söylersin? Yani benim görüşümce hocamızın yaptığı pozitif anlamda ki şeyler zaten genel pozitif. Negatif hiçbir şeyimiz yok. Ama şunu kastediyorum. Ne zaman gülünmesi gerekiyor, ne zaman neşeli olunması gerekiyor, ne zaman ciddi bir şekilde işine, dersine iyi bir şekilde çalışman gerekiyor. Bunları güzel ayrımını yapıyor hoca. Ve bizler de buna uyum sağladığımız zaman daha neşeli, neşe zamanı, gülme zamanı gülme, çalışma zamanı çalışma. Bu ayrımı sağlıklı yaptığın zaman her zaman sonuç alıyorsun. Yani bu çok önemli bir nüans. Bizler de bunu yapıyoruz. Hocamız da sağ olsun bunu sağlıyor. İşte toplantılarda ciddi ne gerekiyorsa konuşuyoruz. Arada bir ufak gülme esi de veriliyor. Güzel oluyor da oyuncular için pozitif anlamda. Yani biz her gün toplantı yapıyoruz. Her gün birçok şeyi konuşuyoruz. Birçok şeyin üstünde duruyoruz. Saha içinde de aynı şekilde durarak hoca bize birçok şeyi gösteriyor. Sahaya da bu teknik taktik anlamındaki davranışlar dışında kendi yüreğimiz, kendi hissiyatlarımız, kendi hissettiklerimizi içten dört dörtlük bunu mücadele olarak, bir enerji olarak sahaya verdiğimiz zaman zaten taraftarlarımız da bunu görebiliyor, görüyorlar. Onlar da bize sağ olsunlar her zaman destek çıkmaya çalışıyorlar. Zaman zaman bazı olumsuzluklar, futbol oynuyoruz, normal. Fakat her şeye her zaman benim düşüncem bu. Olumlu tarafından bakıp yola sağlıklı bir şekilde devam etmek adına olumlu bir tarafın olumlu tarafından bakmak gerekiyor. Yani. Yola sağlıklı devam etmek adına dedin. Az önce yine sakatlıksız sağlıklı bir sezon hem kendi adına hem takım arkadaşlarına diledin. Sen nasılsın, hemen onu da sorayım. Ben iyiyim. Evet. Her zaman iyiyim. Ben iyiyim. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet yani güzel. Sıkıntımız yok. Dediğim gibi kazandığımız zaman zaten olağan ufak tefek sıkıntılar da ortadan kalkabiliyor. Ufak tefek şeyler de olabiliyor, yaşıyorsun. Yani olaya bakış açın çok önemli. Büyük bir şey yaşasan bile o olayı küçük bir hale getirebiliyorsun. Herhangi bir hissiyatın olsa bile onu pozitif anlamda olumlama yaparak kafanda sağlıklı bir yere çekebiliyorsun. Bizler de bunu yapıyoruz yani yaşadığımız olumsuzluklar karşısında. Evet, bu noktada sen gerçekten bir adım öne de çıkıyorsun. İşte bu yaşadığın sorunlarda onu aşmak için kendini çok iyi motive ediyorsun. O sorunları dediğin gibi yani nasıl söyleyeceğimi bazen bilemiyorum tabii ben de, ama en minimuma indirerek üstesinden gelmeyi başarıyorsun. Bu anlamda seni gerçekten tebrik ediyorum ve iyi de bir örnek oluyorsun bence takım arkadaşlarına bir kaptan teşekkür olarak. Teşekkür ediyorum abi. Ya olumsuzluklar her zaman olacaktır. Sonuçta hem sağlıkla ilgili vücut sistemiyle alakalı bir iş yapıyoruz. Ufak tefek sakatlıklar oluyor. Dolayısıyla yaşadığın şeyi çok fazla düşünerek olumsuz tarafını bu yaşadığını daha çok büyütüyorsun. Yani bu sadece sakatlık anlamında değil, yaşadığın hayatınla ilgili olumsuzluklar da olabiliyor. Bu da senin performansını, hayatını, yaşam kaliteni etkileyebiliyor ki keza yani bizler de insanız. Bazen biz de buna kapılabiliyoruz. Ama her zaman pozitif. Yani olmayan şeylerle alakalı kafa yormak değil de daha çok sağlığınla alakalı da olan, nefes alabiliyorsan ne mutlu sana. Yani şimdi baktığın zaman bir hastaneye gittiğinde tabii, insanların kesinlikle neler yaşadığını görebiliyorsun. O yüzden her zaman şükretmek gerekiyor. Olumsuz, olumlu ne yaşarsan yaşa. Her zaman sağlıklı tarafından, pozitif tarafından bakarak emin bir şekilde yoluna devam etmen gerekiyor ki bu şekilde baktığın zaman da bir yerden sonra bir kırılma noktası oluyor ve tam tersine dönüyor yani. İstediğin gibi oluyor bazı şeyler. Biz de öyle bakmaya çalışıyoruz inşallah. Evet. Bundan sonrası da öyle olur. Harika. Tabii yeni yıla girdiğimiz için hafta sonu maç oynanmadan geçecek ama yeni yılın ilk karşılaşmasında Antalya deplasmanında oynayacağız. Antalya Spor'a karşı o maçın hazırlıkları devam ediyor. 17. haftaya gelindilikte. 16 haftada 15 maç oynadık. 32 puanla ligin ikinci sırasındayız. Takım olarak performansı, şu ana kadar ortaya koyulan mücadeleyi nasıl değerlendirirsin? Haftalar geçtikçe işler zorlaşıyor. Zaman zaman farklı durumlarda oluşmaya başlıyor aslında. Bunu hepimiz yaşıyoruz maalesef ki. Sen bir futbolcu olarak ve bir takımın da temsilcisi olarak neler söylemek istersin? Ya bu konuyla alakalı direkt en sondan başlayayım abi. Bizler futbolcularız. Bizim işimiz sahaya odaklanmak. Dediğim gibi yani bu da bir önceki söylediğim şey, olumsuzluklara takıldığın zaman bazı şeyler de olumsuz gidiyor. Bizim yapmamız gereken şeyler belli. Sahada formanın ağırlığını bilerek sonuna kadar mücadele etmemiz,
başarı elde etmeye çalışmamız ve bunu da insanlara, hepimize hissettirmemiz. Yani bundan güç almamız gerekiyor. Bizim dışarıda olan olumsuzluklar ya da işte diğer oynanan maçlarla alakalı olumsuzluklar, bunlara kafa yorarak değil, sadece saha için hocamız var. İçeride Samanlara'da çalışıyoruz. Bizim yapmamız gereken işte maçımıza git. Maç maç bakmak lazım. İşte önümüzde işte 5 hafta sonra şu maç, 2, böyle bir şey yok. Ligimizde her maç birbirinden farklı konseptte, zorluk düzeyi. İyi oyunculardan oluşan bir ligde mücadele veriyoruz. Ve bizler de Fenerbahçe'yiz. Her takım bize Fenerbahçe takımıyla maç yapacağını bilir konsantrasyonda geliyor. Bizler de en az onlar kadar, onların üstünde konsantre her zaman her maç olmamız gerektiğini bilincindeyiz. Keza öyle yapıyoruz. Yani bizim yapmamız gereken sadece odaklı, kulak tıkalı işini yapmaya çalışan bir grup. Birbirine kenetlenmiş. Birbirine kenetlenmiş ki burada herkes birbiriyle çok iyi. Yani farklı ayrım olmaksızın herkes tam bir takım olmuş durumda. Beraberiz. Herkes birbiriyle fikirlerini, düşüncelerini paylaşabiliyor. Ben de 4 yıldır buradayım. Bizler de her konuda elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz herkese. Sağ olsun, dediğim gibi zaten herkes pozitif. Herkesin bakış açısı olumlu. Bu olumlu gidişatın sonunda da, bu birlikteliğin sonunda da, en önemlisi bundan sonraki vereceğimiz mücadelenin sonunda da inşallah güzel bir sonuç alırız taraftarlarımızla birlikte. Ama şunu da es geçmeyeyim. Yani önümüzde daha çok maç var. Futbol oyunu oynuyoruz. Bizim ilgi odağımız sadece ve sadece hafta, o hafta oynayacağımız maç. Başka hiçbir şey değil. Yani biz sezon sonu için mücadele veriyoruz tabii ki de. Bir hedefimiz, bir yapmamız gereken şeylerin bilincinde bir şekilde hareket ediyoruz. Ama küçük nüansları bulmaca gibi. Önce küçük küçük doğruyu bulup doğruyu yerleştirmen gerekiyor ki puzzle'ı en son sağlıklı bir çerçeve oluşsun. Resmin o yüzden tamamı ortaya resmin tamamı oluşsun ama doğru parçaları doğru yerlere yerleştirmek gerekiyor. Yani bizler buna odaklıyız. Konuşmalarımız da hep bu yönde. İnşallah sezon sonu verdiğimiz mücadelenin, bugüne kadarki ve bundan sonraki vereceğimiz mücadelenin karşılığını hep birlikte alırız ve özlediğimiz, hasretle beklediğimiz 100. yılımızdaki şampiyonluğa hep birlikte ulaşmış oluruz inşallah. Bunun için mücadele vereceğiz. Kesinlikle mücadelenizde de tüm camia, taraftarlarımız her zaman olduğu gibi arkanızda. Puzzle örneği verdin. Oradan yola çıkacak olursak aslında lige ara vermeden önce Giresun'da oynadığımız maçtan mağlubiyet almıştık. Ardından lige döndüğümüzde yine Süper Lig için konuşursak bir mağlubiyetle başladık. Ve tabii dolayısıyla kamuoyunda da bazı yorumlar yapılmaya başlandı ama o karşılaşmadan 3 gün sonra sahaya çıktığınızda işte senin de az önce söylediğin o birbirine kenetlenmiş takım olmuş bir Fenerbahçe'nin nasıl bir reaksiyonu hemen ortaya koyduğunu gördük. Katılır mısın bana ya da nasıl yorumlamak istersin? O mağlubiyetlerin üstünden hemen yine farklı bir galibiyetle havayı değiştirmeyi başardınız. Abi kaybettiğin zaman zaten kamuoyunda hazır bekleyen birçok insan var. Ya da kötü geçen bir maçtan sonra birçok hazır insan var. Ve onların konuşması, onların yazdığı, çizdiği, söylediği gayet normal. Yani insan kendi kapasitesini her zaman yaptıklarıyla belirleyen bir varlıktır. Dolayısıyla ben söylediğim gibi bizim maç kaybederiz, kazanırız. Önemli olan sahada teknik taktik dışındaki şeyden bahsediyorum. Mücadele, ruhen, kalben hissetmek. Yani nasıl bir taraftarlarımız işte gol kaçırdığında onu hissediyorsa bizler sahada ondan daha fazlasıyız yani. Konsantre olmuş bir şekilde mücadele etmeye, pozitif anlamda kendimizi vermeye çalışıyoruz. Mücadele ediyoruz. Ama diğer konuda spekülasyonlarla alakalı konuşuyorum. Bizim kulağımız tamamen kapalı. Yani ben çok fazla artık ne televizyonu açan bir insanım, ne haber, ne vesaire. Yani biz kulağa tıkalı, dediğim gibi sahaya odaklı, yapmamız gereken şey belli. Yani olumsuz şeyler de o gidişatta yaşayabilirsin. Önemli olan gemiyi yanaştırmak. Biz buna odaklı bir şekilde mücadele edeceğiz sonuna kadar. Diğer olan olumsuz şeylere, ha şunu da söyleyeyim, maç kazandığımızda da çok büyük bir olumlama olduğu zamanla da buna da girmek lazım. Çünkü kaybettiğin zaman olumsuz konuşuluyor. Fakat kaybettiğin zaman da birçok olumlu Kazandığımız zaman da birçok olumlu konuşma oluyor. Yani açıkçası işin özeti şöyle. Rehavete kapılmamak lazım. Her anlamda rehavete kapılmamak lazım. İşinin ciddiyetinin bilincinde, kazansan da kaybetsen de her zaman
dört dörtlük çalışmaya, mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Hı hı. Süper. Aslında tabii şimdi Kaptan Altay Bayındır'la konuşuyoruz. Bir noktada da takımın duygularını da şu an taraftarlarımıza, izleyicilerimize aktaran bir Altay var. Şunu görüyorum ki çok net bir şekilde tamamıyla saha içine konsantre olmuş ve orada kalıp sezon sonuna kadar da bu doğrultuda gidecek bir Fenerbahçe var. Hem teknik direktörümüzle, hem yardımcılarıyla, hem de tüm takım olarak sizlerle. Süper Lig'i konuşuyoruz. Lig'de aldığımız galibiyetler, puanlar derken tabii bunun yanı sıra Avrupa Ligi'nde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da yola devam eden bir Fenerbahçe var. Özellikle Avrupa için sezon başlarken nasıl olur, nasıl bir sonuç alınır denirken grubu lider olarak bitirdik. Orada da yola devam ediyoruz. O kulvarlar için nasıl bir yorum yaparsın? Fenerbahçe büyük bir camiadır abi. Fenerbahçemiz büyük bir camiadır. Fenerbahçemiz her kulvarda elinden geleni gösterir ve bizim hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gidelim değil. Ortada başarılacak bir durum söz konusu varsa onu sonuna kadar götürmek. Yani biz Avrupa Ligi işte ayrımı, kupa ayrımı, Türkiye Kupası ayrımı ya da lig ayrımı falan yapan bir takım değiliz. Bizim maçlarımız var. Yani dediğim gibi her maç gidiyor. Biraz önce konuştuk ve benzetmeler de yaptık. Evet. Her maça dört dörtlük odaklı bir şekilde bizim her yerde başarılı olmaya ihtiyacımız var. Ve bunu yapabilecek kapasitemiz var en önemlisi. Yani ilk gruplar açıklandığında bakış açısı farklıydı ama lider çıktık. İşte Ren maçında geriye düşüp tekrar geri döndük. Bunlar da çok önemli şeyler. Takım olma duygusuyla, ruhuyla alakalı. Yani bizim için önemli olan saha içinde bundan sonraki süreç için vereceğimiz mücadele. Biz buna odaklı bir şekildeyiz. Alacağımız galibiyetlerle de zaten camiamız her zaman bütünleşiyor. Bunların da bilincindeyiz. Şu anda Mart ayında Avrupa Kupası tekrar başlayacak. Onu da bekliyoruz heyecanla. Bu maçlar için, bu maçları en sağlıklı, en güzel, en güçlü şekilde geçebilmek, aşabilmek, Fenerbahçe'mize yakışır bir futbol oynamak adına zaten hocalarımız da elinden geleni yapıyorlar. Sağlıklı bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah oynayacağımız maçları en sağlıklı, en güzel şekilde bitiririz. Güzel bir şekilde bundan sonrasını götürürüz. Fenerbahçe'mizi hak ettiği, olması gereken yerlere bu güzel birliktelikle hep beraber çıkarırız. Takımın genel sahadaki durumuyla ilgili de şunu sormak istiyorum. Sezona başlarken yepyeni bir sistem, yepyeni bir saha düzeni, yeni bir teknik adam ki dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'la başladık ve günler geçtikçe tabii takım birbirine daha fazla adapte olup saha içerisinde de uyumun arttığını görüyoruz. Sen nasıl değerlendireceksin? Kısa bir değerlendirme rica etsem. Yani abi söylediğim gibi zaten hocamız çok tecrübeli bir insan. Birçok şeyin farkında. Bazen birçok şeyi farklı bir bakış açısıyla da bakıp görebilen bir insan. Bu konuda da her zaman bize yardımcı olan, bize destek olan, gördüğü yanlışları uygun bir dille söyleyen bir insan. İkili ilişkileri de iyi. Oyuncularla her zaman konuşur. Şaka zamanı şakasını yapar. Ciddiyet zamanı ciddiyetini korur. Ya bunlar çok önemli şeyler oyuncuların duygu ve düşünceleri açısından. Dolayısıyla şu an güzel giden bir gidişat var. Bunu da sağlayan hocalarımız, hepimiz birlikte olmuş vaziyetteyiz. Yani profesyonel bir şekilde, nerede olduğumuzun bilincinde, ne yapmamız gerektiğinin bilincinde, sahada olduğumuz zaman ve hocamızın söylediğini, sahada, teknik taktik tekrar ayırıyorum. Bunun dışında hani bir enerji vardır. Bazı takımlar vardır. Evet. Teknik taktik çok iyidir, değildir bazen. Ama onlar yüreğiyle oynar. Mücadelesiyle sahada bir şeyleri gösterirler. Ve kazanırlar, kaybederler. Ama ya helal olsun ne kadar iyi mücadele ettiniz, ettiler derler. Yani önemli olan o. Ben her zaman bunun arkasında olan bir insanım. Ya bir şeyleri yapabilirsin, yapamazsın. Bu tartışılır, konuşulur. Ama sen gerçekten isteyerek, odaklı bir şekilde sahada mücadele ettiğin zaman bir şekilde bir meyve de veriliyor sana yani. Kesinlikle. Hatta bu yorumları hemen tribüne taşıyacak olursak taraftarlarımız da sizle ve seninle aynı düşüncede. Sahada mücadele eden, oyunu isteyen, kazanma arzusunu 90 dakika boyunca kaybetmeyen, geri düşse de maçı bırakmayan ve Fenerbahçe görmekten dolayı çok mutlu olduklarını ve dolayısıyla zaman zaman oluşabilecek puan kayıplarına da çok rahatlıkla kabul edebileceklerini belirtiyorlar aslında.
Taraftarlarımıza nasıl bir mesaj verirsin diyelim. O mesajla birlikte de günün röportajını noktalamış oluruz kaptan. Taraftarlarımıza nasıl bir mesaj vermek isterim? Çünkü yine araya gireceğim, kusura bakma. O buradaki takım içerisindeki uyum, birlik, beraberliğe taraftarımız da müthiş bir destek katıyor. Ve gücümüz daha da artıyor. Kesinlikle. Yani abi bugüne kadar zaten sağ olsunlar her zaman ellerinden geldiğince desteklediler. Ellerinden geleni yapıyor onlar da. Maça gelerek sağ olsunlar hemen hemen her maç statlarımız full oluyor. Cani Gölü'nden farklı bir sevgi, farklı bir düşünce. Ya biz de stadımıza gelen, bizi Cani Gölü'nden destekleyen taraftarlarımıza sevinç duygusunu tattırabilmek için sahada elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz. Dediğim gibi ben defalarca bunu geçmişte de söyledim. Önemli olan birliktelik. Yani hiçbir futbolcu sahaya yenilmek için çıkmaz. Hiçbir futbolcu sahaya kötü oynamak için çıkmaz. Yani sahada bir 11 kişi var. Arkasında büyük bir taraftar kitlesi var. Ne olursa olsun pas hatası olabilir, hata olabilir, bir tabii yanlış olabilir. Ya birliktelik bu demektir zaten. Birliktelik bir aile gibi düşün yani. Bir aile. Kesinlikle. Çocuğun hata yaptı diye onu atamazsın ya da işte birisi hata yaptı diye onu satamazsın. Ama onu düzeltmek evet, için kenetlenirsin. O ruhu hissedersin yani. Damarlarını daha fazla hisseder, tüylerin diken diken olur ve o hissiyatı verirsin. Bu da daha büyük bir enerji verir sahadaki oyunculara. Her zaman, her bölgede oynayan oyuncular için konuşuyorum. Yani bütün oynamayan, sonradan giren o enerjiyle oynamak bambaşka bir duygu. Bunu da hani bizim yapmamız gerekenleri söylüyorum. Taraftarlarımız bunu zaten yapıyorlar. Yapmaya devam her zaman etsinler. Biz birlikteyken güzeliz. Biz birlikte olduğumuz zaman farklı bir görüntü ortaya seren bir takımız. Büyük bir camiayız çünkü. Kenetlendiğimiz zaman bambaşka şeyler yaşatabilecek bir potansiyelimiz var. Geçmişte de zaten bunu birçok kez gösterdik. Yani dediğim gibi birlikte olduğumuz sürece inşallah sağlıklı bir şekilde gideceğiz ve aşamayacağımız engelin olduğunu düşünmüyorum. Her zaman destek. Herkesin de buradan yeni yılını tüm iştenliğimle kutluyorum. Sağlıklı, huzurlu, nice, mutlu yıllar olur inşallah hepimiz için. Abim benim. Kaptan teşekkürler. Eyvallah. Evet, günün röportajında bugün Kaptan Altay Bayındır'la birlikteydik. Yılın son programıydı. Son günün röportajını gerçekleştirdik. Yeni yılda da Fenerbahçe'mize, kaptana, tüm oyunculara başarı dileklerimizi bir kez daha iletmiş olalım bu vesileyle. Sağlıklı, sakatlıksız, güzel bir yıl olur umarız hepsi için ve şampiyonluğun yaşanacağı bir yıl olsun diyerek sözlerimizi noktalayalım. Bir başka günün röportajında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.